kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız... Türkiye'de koronavirüs salgınına rastlandığının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığı 10 Mart 2020'den bu yana 4500'den fazla kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Sokaktaki insanların çoğuna göre geçmişte darbeler, doğal afetler ve terör saldırılarında yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği Türkiye'de ölümler artık kanıksandı ve sayıya indirgendi. Yani savaşın televizyonda yayınlanmaya başlamasından beri bence kanıksadık onu. Bana dokunmayan bin yaşasın hesabı ama yani herkesin acısı kendine tabii ki. Ama kanımsandı, herkes kanımsandı. Artık rakamlar konuşuluyor. Realite birçok evde birçok yangın var şu anda. Yaslarını bile yaşayamıyor insanlar. Ölülerini gömemiyorlar. Uzmanlara göre Türkiye'de son 20 yılda deprem, sel, salgın hastalık gibi doğal afetler, insan eliyle oluşan kazalar, terör saldırıları gibi travmatik sonuca neden olan pek çok olay yaşandı. Bu olaylar medyada genellikle sayılara indirgenmiş bir şekilde yer aldı. Peki kitlesel olaylar insanları psikolojik olarak nasıl etkiliyor? Doğal afetler sonrasında olaydan hemen sonra kendini toparlayabilen ve diğerlerini toparlayıcı pozisyonda hareket edebilen oran %10-15 civarındadır. Grubun %70'i aşağı yukarı. Olaydan bir şekilde etkilenir. Çok basit psikososyal tepkilerle, verilen desteklerle bunlar toparlanıyor olur. Dayanışma burada çok çok kritiktir. Özellikle erken dönemde o müdahalenin yapılabiliyor olması uzun vadedeki travmatik etkiyi azaltır. Aşağı yukarı %10-15 dediğimiz grupsa olaydan uzun vadeli etkilenmesini beklediğimiz gruptur. Ufuk Koçak, 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde yaşadığı binanın enkazında 3 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra bacaklarını kaybetti. Bir ağaç yaprağını döktüğü için, kış geldiği için bunalıma girmiyor. Yeniden bahar geldiği zaman açmasını çok güzel biliyor. İşte insan da böyle olması gerekiyor. Elbette ki hayatımızda kötü günler de geçireceğiz, zor günler de geçireceğiz, problemli günler de geçireceğiz. Ama mutlaka arkasının her zaman bahar olduğunu bilmek gerekiyor. Benim yaşamdaki en büyük öğretilerden bir tanesi odur. Ve yine yaşamın içindeki canlı çift tanesine korku denilen olduğunu ya da kaygı denilen olduğunu olmalı. Ve sonrasında da hayat onu yaşamayı bilen cesur insandır, insanlarındır demeyi başardı. Ve bu giden yolun içerisinde de iki tane dünya rekoru kırdım. Dünyanın en uzun ve en zor yolları arasında gösterilen 508 kilometrelik yol yürüdüm. 2,5 ayda adet aldım. Ve şimdi yaşam koçluğu yapıyorum. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye'deki yaygın medyada toplumsal olaylar, katliamlar ve doğal afetlere ilişkin haberlerin insan odaklı olmadığını söylüyor. 10 Ekim'de gar önünde patlama olduğunda, o bomba patladığında, iki bomba birbirine patladığında ben de oradaydım. Bir tesadüf eseri kurtuldum. Yanımda arkadaşlar vardı. O felaketi yaşadık. O gün gazeteyi aradığımda, Hürriyet Gazetesi yönetimini aradığımda olayı anlatırken, olayın dehşetini anlatırken aslında daha iyi kavradım. Ne kadar ölü var diye sordular bana, çok dedim. Ne kadar diye sordular, çok var. Yani belki 100'den fazla, belki daha fazla dedim. Çünkü gerçekten parça parça cesetleri, insan parçalarını görmüştüm. Ve o gün o konuşma sırasında sayının ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Ama bir yandan da sayı önemli değildi aslında. Gerçekten orada onlarca insan ölmüştü ve ölüm vardı. İnsanların yüzüne ölüm yansımıştı. Suruç'ta 20 Temmuz 2015'te IŞİD'le ilişkisi olan canlı bomba, Suriye'nin Kobani bölgesine insani yardım götüren grubun arasına girerek kendini patlattı. Saldırı sonucu 34 kişiyi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Doktor Çağla Seven, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu ancak bedenine yüzlerce bilye isabet etti. Seven, kurtulanların ve yaşamını yitirenlerin ailelerinin saldırının izlerini ruhlarında taşıdığını söylüyor. İlk anlardan itibaren mağdurların terörize edilmesi, anmaların yasaklanması, halen 5 yıl geçmişken bir anıtımızın dahi olmayışı, adalet sisteminin bir türlü işletilemeyişi, faillerin bir şekilde hem legal hem illegal
olarak ilişkilenmiş kişilerin bir şekilde cezalandırılmayışıyla biz en baştan itibaren bu travmanın sürdürüldüğü bir 5 yıl yaşadık ve travma sonrası sürece hiçbir şekilde varamadık. Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde katledildi. Tekin'in kesici aletle öldürüldüğüne ilişkin rapor olmasına karşın, Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı kararname ile girişimin bastırılması için hareket eden sivillerin cezai sorumluluğu kaldırıldığından failler yargılanamıyor. Hiç aklımızdan çıkmıyor. Unutulacak gibi bir şey değil. Ailece kafamızı yedik. Ailece travma geçiriyoruz. Arayan yok, soran yok, mahkemesini yapmıyorlar. Geceleri aklıma geliyor, uyuyamıyorum. Moralim bozuluyor, uykuyu kaçırıyorum, aklıma geliyor. Onun için bu unutulacak bir şey değil. Evimizde gülmeyi unuttuk. Yani evimizde 4 sene önceki hani güldüğümüz, eğlendiğimiz gibi kesinlikle değil. Bu olaydan sonra herkes çekiliyor bir kenaraya, oturuyoruz. Moraller çok bozuk. Yakın tarihinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği bir dizi terör saldırısı, doğal afet ve iş kazası yaşanan Türkiye'de şu günlerde her gün birçok kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Sokaktaki vatandaş salgına yönelik haberlerde yaşamını yitiren kişilerin yalnızca sayıyla ifade edilmeye başlandığını söylüyor ve ölümün kanıksandığını düşünüyor. Ay çok kötü hissediyorum çünkü biz rakam olarak görüyoruz onları. Ama hepsi ailenin bir ferdi, büyüğü, çocuğu, işte eşi. Biz kendimiz kanıksamadık ama sadece rakam olarak veriliyor olması tabii ki insanların duygusal olarak yaklaşımlarını bozuyordur diye düşünüyorum. Biraz tabloda rakamlar şeklinde gördüğümüz zaman ister istemez galiba psikoloji böyle işliyor. Bize de çok yakınımıza dokunmadığı, değmediği zaman onu rakamlar olarak görmeye çok müsait bir psikolojimiz olabiliyor. Maalesef böyle bir tehlike var ama okuduğumuz şeylerle işte veya yakınlarımızla daha çok dayanışma halinde olursak biraz daha bu durumun içinden çıkabiliyoruz sanki. Ama bunun için çaba sarf etmediğimizde kanıksamaya sanıyorum ki çok yakın oluyoruz. Korona üstünden bunu konuşmamıza gerek yok. Ölüm ve ölüm acısını zaten dünya çok rahat kanıksamış durumda. Yani dünyanın dört bir yanında olan kitlesel katliamlar, ölümler zaten gündelik hayatımızın içinde varken illa korona oldu ve koronadan insanlar öldü diye ekstradan bir duyarlanmışlığı, hani toplumun duyarlanmış olduğunu söyleyemeyiz o anlamda. Uzmanlar koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hayatın ve gündelik yaşamın derinden etkileneceğini söylüyor. Medya kuruluşlarının haberi verme biçiminin de değişmediği belirtiliyor. Bir televizyon sunucusu Türkiye'de ölü sayısı azalınca işte 125'ten 117'ye düşünce ah bugün yüzümüz güldü diyor. Şimdi bir dakika yani nasıl yüzümüz gülebilir? Yani 125'ten 117'ye inince bu hakikaten kabul edilebilir bir ölüm mü? Değil. Bir insan bile ölmesin. Biz gazetecilerin bunu demesi lazım. Ama bence bunun nedeni şu, bu arkadaş da meseleyi sayılarla algıladığı için bir yabancılaşma yaşamış muhtemelen de o nedenle bunu söylüyor. İşte mesele zaten burada. Biz gazetecilerin insanlara uzaklaşmadan, insanların acılarını hissederek gazetecilik yapmamız gerekiyor. Hayatını kaybedenlerin adını, hikayesini bilmemek, onu sadece bir istatistikten ibaret görmeyi ve ölümleri kanıksamayı kolaylaştırabilir. Ama kimilerine göre de Türkiye'de birçok kişi son yıllarda yaşanan doğal afet veya terör saldırılarının travmasını atlatmadan koronavirüs gibi yeni bir travmatik olaya yakalandı.